Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün derin dondurucudan pizza nasıl saklarız tarifini detaylı bir şekilde sizler için hazırladım. Acil durumlarda tam bir kurtarıcı oluyor. Bu şekilde sizleri de yapıp derin dondurucuya atarsanız inanın çok rahat edersiniz. Öncelikle hamur malzememize geçiyoruz. Hamurumuz için bir tane yaş maya, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 su bardak süt, yaklaşık 1,5 su bardak su. Evet, ılık suda mayayı şeker ile birlikte eritiyoruz. Daha sonra tuzumuzu, sütü, sıvı yağ ilave ediyoruz. 1 kilo unumuzu da ekliyoruz. Dilerseniz burada 1 bardak kepekli un kullanabilirsiniz. Kepekli un ile birlikte toplamda 1 kilo un kullandım. Tekrardan kontrollü bir şekilde suyumu ilave ettim. Benim bu şekilde Thermomix makinem var. 4-5 dakikada hamurumu yoğurmuş oldum. Ve oda sıcaklığında mayalanmaya bıraktım. Sizler elinizle güzelce 10-15 dakika yoğurmanızı tavsiye ederim. Özlü bir hamur olması için oldukça güzel yoğurulması gerekiyor hamurumuzu. Eğer varsa mutfak şefinizle de hamuru yoğurabilirsiniz. Evet, yaklaşık 1 saat sonra hamurum bu şekilde mayalanmış oldu. Eğer bir gece önceden mayalamak isterseniz arkadaşlar, mayasını çeyrek kullanmanız yeterli gelecektir. Sabaha kadar hamurumuz bu şekilde mayalanacaktır. Evet, hamurumuz mayalanırken bu esnada pizzamızın sosunu hazırlayalım. Pizza sosumuz için 1,5 kutu domates konservesi, 2 diş sarımsak, dağ kekiği, biberiye, reyhan, kekik, kaya tuzu, zeytinyağı karışımı ile bir sos elde edeceğiz. Bu şekilde de hazır karışılmış pizza baharatım var arkadaşlar. İçerisinde dağ kekiği, rozmarin, fesleğen, pul biber şeklinde karışmış bir baharat. Ondan da biraz ekledim ve taze baharatlarda kullandım. Kekik, rozmarin, fesleğen, bunları da iri iri doğradım. Daha sonra elde etmiş olduğum bu sosumu el mikseri ile püre haline getirdim. Eğer domatesinizin tadı birazcık eksikse yaklaşık yarım çay kaşığı kadar da şekeri takviyesi yapabilirsiniz lezzetli olması için. 2 yemek kaşığı da saf zeytinyağı ekliyoruz ve bu şekilde blenderdan geçiriyoruz. Püre haline getirdikten sonra tadına bakalım. Eğer lezzeti birazcık azsa, tuzu ve şekeri azsa ekleyebilirsiniz. Tekrardan ben tadına baktım ve biraz şeker ve tuz takviyesi yaptım ve taze rozmarin ekledim. Tekrardan güzelce bunu püre haline getirdim. Bu işlem bittikten sonra arkadaşlar yarım kutuda tekrardan domates konservesi ilave ettim. Bu konserveyi ekledikten sonra çok püre yapmayacağım. Birazcık tanelerini hissedeceğim şekilde bırakacağım. Bunun için tamamını eklememiştim. Evet, bu şekilde istediğim kıvam. Biraz da zeytinyağı ilave ederek karıştıracağım sosumu ve en lezzetli şekilde sosumu elde etmiş olacağım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaş yavaş zeytinyağımızı tekrardan ilave ediyorum. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar. Zeytinyağı ile birlikte de sosumu karıştırdıktan sonra artık pizzam için sosum hazır. Hamurum hazır, pizzam hazır. Şimdi içerisine kullanacağımız sebzeleri geldi. Bu şekilde taze mantar, soğan, onları da önden hazırlığımızı yapalım, doğrayalım. Evet, mayalanan hamurumuzdan arkadaşlar 32 santim çapında bir pizza yapmak için 270-275 gram arasında, 28 santim çapında pizza yapmak için 200-210 gram arasında bezeler yapalım. Eğer tartınız varsa bu şekilde tartabilirsiniz bezelerinizi.
Hepsi aynı eşit olacaktır. Ben 2 tane pizzayı 275 olarak kullandım. Diğerlerini 200-210 arası kullandım. Evet, bu şekilde hepsini tartarak eşit bir bezeler elde ettim. Ve bezelerimizi yaparken arkadaşlar içe doğru katlayarak bu şekilde bezemizi yapıyoruz. Ve tepsimizi un serpiyoruz. Aralık bırakarak bu bezelerimizi diziyoruz. Daha sonra tepsi mayası yapacağız. Tepsimizi de mayalandıracağız. Üzerine örteceğiz. Temiz bir bez ve poşet ile yaklaşık yarım saat, bir saat vaktinizin olduğu kadar mayalandırabilirsiniz. Hiç sorun değil. Oldukça kabaracaklardır ama üzeri kapalı olduğu için kurumayacaktır. Bunun için hiçbir problem olmayacaktır. Evet, mayalanan hamurumuzu şimdi size göstereceğim. Oldukça güzel kabardılar. Hiçbir kuruma yok. Gördüğünüz gibi. Spatula ile şimdi mayalanmış olan bezelerimi tek tek alacağım ve mısır unu ve un karışımı ile birlikte bezelerimi tezgahta elimle birlikte açacağım, merdane kullanmadan. Pizzamın üzerine kullanmak için bu şekilde mozzarella peynirlerini de dilimledim. Kaşar peynir rendesi, taze mantar ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yağlı kağıt koyulmuş pizza tepsisine bu şekilde açmış olduğum hamurumu koydum. Mutlaka yağlı kağıdın üzerine pizzamızı koyalım. Çünkü derin dondurucuya atacağımız için bu şekilde dondurmamız gerekiyor. Hazırlamış olduğumuz sostan bir küçük soslu kepçeden bir kepçe ilave ederek bu şekilde ortadan dışa doğru pizzamızın üzerine sosunu güzelce yayıyoruz. Ve dilediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Ben burada pizza margarita yapıyorum arkadaşlar. Pizza margarita sadece fesleğen ve mozzarella peynirinden yapılıyor. Üzerine de dağ kekiği oregano serperek pişiriliyor. Fazla bir malzeme yok. Eğer varsa birazcık da parmesan peyniri, bu kadar. Başka hiçbir şey eklemeye gerek yok arkadaşlar. Pizza margarita bu malzemelerden oluşuyor. Evet, bu yaptığım pizzayı şimdi fırında pişirmeyeceğim. Direkt olarak derin dondurucuya kaldıracağım. Donduktan sonra tekrar çıkartacağım ve poşetleyeceğim. Onu da size göstereceğim. Şeffaf folye nasıl yaptığımı videomun sonlarına doğru görebilirsiniz. Evet, aynı şekilde ikinci bezemi de aldım tezgaha. Mısır unu ve un karışımı ile elimle birlikte bezemi büyükçe açtım. Pizza tepsime yağlı kağıt koydum. Bir kepçe sostan döküp ortasından dışa doğru güzelce sosu yaydım. Burada da pizza fungi yapıyoruz arkadaşlar. Bunun için de taze mantar, dilerseniz kırmızı biber, orijinalinde olmuyor ama istek üzerine yapabilirsiniz. Mozzarella peyniri, bir küçük tutamda kaşar peynir rendesi, dağ keki serperek bu pizzamızı da hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunu da aynı dediğim gibi derin dondurucuda bu şekilde donduracağız. Daha sonra şeffaf folye ile pizzamızı saklayacağız. Eğer varsa küçük çeri domateslerden de ilave edebilirsiniz pizza margaritanıza. Evet, aynı şekilde açıyoruz. Sosumuzdan ekliyoruz, sürüyoruz her yerine. Daha sonra ton balık, mozzarella peyniri, enginar, kaşar peynir rendesi ve oregano serperek pizzamızı hazırlıyoruz ve derin dondurucuya kaldırıyoruz yağlı kağıtlarla birlikte. Donduktan sonra şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar.
Pizzalarımız bu şekilde görünüyor. Dondurucuya attım ve çıkardım. Çıkardıktan sonra bakın görüyorsunuz. Pizzalarımız dondular. Şimdi bunları daha sonra kullanmak için hazır yapacağım. Eğer öğrenci çocuklarınız varsa, şehir dışında yaşayan arkadaşlar, bir gün evine gidip bu şekilde pizzalar hazırlayıp derin dondurucusuna koyabilirsiniz. Dışarıda alıp yemektense bu şekilde kendi yaptığınız pizzalarınızı çıkartıp yiyebilir. Yani çok pratik oluyor gerçekten. Evet, fazla gelen kenarındaki yağlı kağıtlarımızı kesiyoruz. Gördüğünüz gibi daha sonra şeffaf folye ile birkaç sefer sarıyoruz. Bu şekilde derin dondurucu için pizzamızı hazır yapmış oluyoruz. Her bir pizzamızın kenarlarındaki fazla yağlı kağıdı kesiyoruz. Şeffaf folye ile kaplıyoruz ve derin dondurucuya kaldırıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde derin dondurucu için pizzalarımı hazırlamış oldum. Bunları nasıl pişireceğiz derseniz, çözdürmeden hemen direkt çıkardıktan sonra şeffaf folyesini çıkartıyoruz. Yağlı kağıt ile birlikte fırın tepsimize koyuyoruz. 220 derecede pizzalarımızı pişiriyoruz. Eğer pişirirken fırınınızın tabanına fırın taşı koyarsanız pizza taşı, bu şekilde pizzalarınız taş fırında pişmiş pizzalar gibi olacaktır. Daha bir lezzetli, daha bir güzel olacaktır. Dilerseniz bu şekilde taşın üzerinde pişirebilirsiniz. Dilerseniz fırın tepsisinde normal pizzanızı pişirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere derin dondurucuda pizza nasıl saklarız, bunun tarifini sizlere en ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak zil sesini açarak paylaşacağım videolarımı yakından takip edebilirsiniz. Ayrıca videolarıma beğen ve yorumlarınızla destek verirseniz çok mutlu olurum. Evet, bir başka yayında farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.